içilmeden size kabuk hafiften biraz gireyim, ısındırsın. Biraz şoklama oldu hayal ama garip alem. Hayalimiz safsatalar, nasipsizler, tarafsız, fikri irtizam, diman kalbe açılan kapısı, fiili iltizam, itikat, salabet, sağlamlık. Şimdi iyi kavraması için siz gittikten sonra anlatmamışım şimdi. Sen bu şeyi dönüştüreyim. Sistematik olsun ki kafamıza daha güzel yatsın. Şimdi bunu konuşmuş muyduk? Ama bir daha şey yapayım. Size engel oluyorum ama şöyle yapayım. Şöyle yaparsam. Şimdi kabuk hafiften de orada. Sureti orada. Kanuniyeti burada. Hakikati esmada. Mahiyeti sıfatta. Yazmaya gerek var mı? Her şeyin dört tane mertebesi. Her şeyin. Kabuk hafiften de sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Ve mahiyeti var. Onun için bu nedir? Uygulayalım. Evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batinuhu. Risale-i Nur mesela niçin herkes farklı yapar? Veya sen aynı dersin için farklı yaparsın Ali? Çünkü bak, bazen bir haletin tutar. Evvelden bakarsın. Bazen ahirden bakarsın gafur. Bazen de zahirine bakarsın. Bazen batından bakarsın. Bunlar hepsi isimdir. Dördünü cem edip bakabilmek ism-i azam-ı mazhardır. İsm-i azam dördünü cem etmedir. Cem etme halindedir. Cemden bakma. Cem'in cemdir. Bunu anlattıktan sonra kabuk hafiften bize bedendeki icraata, faaliyetlere, yaşantıma ve dimağdaki fikriyatımı şöyle diyeyim. Buraya koymuşum kendimi. Hani daha önce de yapmıştık burada bir nümune. Şu anda dedim, gözünüz açık olmakla beraber tavana çıkabilir misiniz fikre? Tavandan çıkıp kendinizi seyredebilir misiniz? Gözünüz açıkken. Hani böyle böyle yapılıyordu ya. Hani alışma. Bu hayal de böyle. Şimdi kendimizi buraya koy. Seyretmiyorsun. Yani tövbe, tövbe anlamak için Allah kainatı yaratacak. Tamam. Şeceri hilkatı yaratacak. Onu sende cem edecek. Toparlar mısınız? Bu zimkuru çok önemli bir şey. Kabuk hafiften ruhunu anlatıyor. Allah var, hiçbir şey yok. Şeceri hilkatı yaratıcı. İnsanda cem ediyor. Hepsini. Tamam. Diyor ki Allah tövbe anlamak için. Burada. Mükemmelimizi anlamak için tabii. Beni de çağırdı. Enemi. Buyur ya Rabbel Alemin. Bu şeceri hilkatı yarattım ya. Yaratırken daha yaratmadım. Tamam. Hiçbir şey yok. Ben var, sen var. Burada dur. Şeceri hilkatı yaratırken senin açılımın bu sensin. Senin yaratılmana şahit o. Sonra bu senin yaratılmanı, sonra o aleminden imbat. Hulasa yapacağım. 18 bin alemi. Çekirdek olarak, tamam mı? Seni buraya hulasalandıracağım. Seni yaratıyorum, şeceri hırka. Senden seni yaratıyorum. Kainattan, alemi şahadetle bunu. Bu ikisini seyrediyor musun? Evet ya Rabbi. Seni yaratıyorum. Senden seni yaratıyorum. Bu, seyret kendine Allah. Ve benim yaratılmama ben şahidim. Haleti kabuk hafsendir. Bu haleti rüya. Bu fenay mutlak sike-i tasdiki gaybi 149'da Geylani'nin böyle olduğunu söylüyor. Şeyde diyor ki hakikat-ı Muhammediye, hakikat-ı Ahmediye'de hakikat-ı Muhammediye'sin hakikat-ı Ahmediye'de kemalat bularak hakikat-ı Muhammediye'sine kendini görmüş
Fena'yı mutlaka geçmiş. O cümleyi okuyayım ki. Ahmet ile Muhammed arasındaki farkı da duyurulur bazı kardeşler. Ya yapmayın bu kadar diyor. Evet doğru söylüyor. Yapmayın bu kadar. Sen bu külliyatı şey zannediyorsun. Öyle laf-ı güzaf yazılmış. Diyen var mı abi hakikaten öyle bir şey? Diyen var. Ne diyor biliyor musun? Bursa'da hem de önde gidenlerden bir abi. Abi benden de yaştı. Ya bu kadar ezmeyin dedi ya. Mane çıkar. Ya bırakın ya bu. Ya bir kabri üç yolda girmiş. Ne dedi ya diyor üç mertebe. Öşe bir demiş abi görmüyor musun? Kafir var, Müslüman var. Ondan sonra inandığını söyleyip yaşamayan var dedi. Tamam dedi ya bu ne eziyorsunuz? Ne çiğniyorsunuz dedi yaprağı suni çıkarır gibi dedi. Ya bu normal bir şeydir dedi ya. Hı-hı. Çok doğru söylüyorsun abi dedi. Ben sana bir şey söylemedim. Söyle dedim. Yazın dedim beyaz giymek çok iyidir. Güneş enerjisini çalmaz. Dışarı verir. Siyah içine alır. Onun için üşüdüğün zaman dedim. Üşüyen tip sense donuk renkler giy. Kışın. Ama yazın böyle sıcak oluyorsa beyaz. Ne alakası var dedim. Abi gömlek konuşalım renklerle daha iyi olur. Anladın mı? Üçte bir ayakkabı bağ derdi. Böyle olduğu zaman rastlamıştım birisine. Garip. Hem de belirli bir seviyeli adam. Üstad abim bu şeylerine itiraz edince bak diyor. Namazlarda sıkıntı çekiyorsan dedi ayakkabı, bağlı ayakkabı kullanma dedi. Böyle basabilirsin dedi. Şeyli ayakkabı kullan, bağsız dedi. Anladım. Bak aptaldı ki çekip gitti. Bak işte. Ahmet ile Muhammed arasındaki farkı nasıl uyguluyor? Allah aşkına şuraya bak. Ben uyduruyorum. Ahmet ile Muhammed'e bakın. Bak uygulamalı. Bir de Bala da söylüyor da. Tamam o kim? Niye bir Ahmet bir Muhammed dedik o zaman? Öyle de Gafsi Geylani o harika kasidesinin tazamun ettiği ezvak-ı fevkalade. Birisi sorgulamak için, öğrenmek için bir şey anlatacağım işte. Öyle de o Gafsi Geylani o harika kasidesinin tazamun ettiği ezvak-ı fevkalade. Ha, o bir kitabında Hazreti Şeyh'in sırrı azimi ehli beytin irsiyetiyle Ali beytin kendisinde toplanma sırrıyla Ali beytin şahs-ı manevisinin makamı noktasında Ali beytin şahs-ı manevisi ferdiyet olduysam o zaman cem olmuş. Bizde şahs-ı manevi var. Ferd olmadığı için bu ferd olduğu için Ali Beyt'i zatında toplaması noktasında iyi dinle. Bak Muhammed yok. Zat Ali Beyt'in Ali Beyt'in şahs-ı manevisinin makamı noktasında ve zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın verasetiyle Ahmed'in verasetiyle hakikat-ı Muhammediyesinde aleyhissalatü vesselam kendini gördüğü gibi hakikat-ı Muhammediye'de hakikat-ı Zat-ı Ahmediye'nin verasetiyle yükselmiş, gafsiyet ve ferdiyeti mazal olmuş, Ehl-i Beyt'in mümessili olmuş, etmiş, Zat-ı Ahmediye'de ediyor. Öyle bir makama gelmiş ki, Zat-ı Muhammediye'de kendini görmüş, Nur Muhammed'i var ya mecbur, orada kendisini görmüş, kim görmüş kendisi? Görünce ne oldu? Fena-i mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli-i zatisine mazareti noktasında. Fena-i mutlak ile kim? Tecelli-i esma, tecelli-i efal değil. He? Ne? Tecelli zat. Muhammed'in nuruyla çıktım ben yücelere, sevenlerin birleşmesi olur kavb-ı kavseyinde. Evet. Sevgililerin buluştuğu yer. İrfan Almaya da bir ders yaptı. Dersin adı ne biliyor musun? Çok tuhaftır. Üçüncü. Dedi ki, sevip de kavuşamayanlara gelsin. Derse başladı. Manyak dedi ya, bizde akıllı bir adam denk gelmez ki. İlk yok abi. Aliye'den de bak ne iş yaptı. Sevip de kavuşamayanlara gelsin dedi. Bu dersi dinleyip de diyor, mutlu olamayacak adam bilmiyorum diye başladı. Hangi risaleydi? Neydi? Üçüncü lema. Sevip de kavuşamayanlara gelsin. Tuhaf adamdır. Mayın tarlası burası. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Zat-ı Ahmediye. Zat-ı Ahmediye'de
terakki ediyor. Zat-ı Muhammedi de kendisini görüyor. Anladın mı? Ahmet, Muhammed. İkisi de aynı. Ayna o kadar bir kavram. Aslında bir ayna. Evet. Şimdi o konuda girmeyeceğiz. 55 tane ismi var, 55 tane sıfatı var. Şimdi kabuk kavseyden bunu şey yapacağım. Isınma olacak tabiyle. Her derste yapıyoruz. Her derste değil. İki derste olacak. Şimdi kabuk kavseyden zat-ı Ahmediye mazariyet taayyum ve teşahhusu. Demek. Tamam mı? Şimdi Allah tövbe, gafur, gel gafur dedi. Ene. Yanına durdun. Senin yaratılmana bak diyor. 18 bin alim, arş-ı azam, lefil, mahfuz, cennet, cehennem, cebrail, hikaye. Hepsinden yaratılmış. Ona şahit ol. Aynı anda o senden sen yapılacaksın. Alim-i şahadeti çekirdek. Ağacı çekirdek yapacağım şimdi. Bunlara şahit ol. O an, hayalet, bedendeki icraata, dimağındaki fikriyata, kalbindeki hissiyata, ruhundaki imbisata o anda oluyor. Hali imbisata, halet-i ruhiyelerin arkasındaki bu olayı seyrediyor ya Allah'a, bir yanında duruyorsun. Bu haleti seyrederken sende bir halet olmuyor mu? Ha, halet-i ruhiyelerin arkasındaki o, bunların arkasında Allah'ın yanındaki duran enenin andaki o an, zaman yok ya, enede zaman yok. Andaki Rabbim değil. Çünkü Rabbul Alemin tecelli ediyor. Tamam mı? O şecere hırkattaki tek olan sen Rabbin. Ama bu Rabbul Alemin. Sen Rabbine ve Rabbul Alemin'e, Rabbul Alemin'in zuhuratlarına şahitlik anı gibidir. Şahit olmaktır. Başka? Evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin andaki, bazen vurur böyle hepimize, andaki cem halidir. Mesela bir tanesini yapayım. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim. Namaza böyle bir tatlı olmuyor mu? Dört isim bir anda cem olmuştur o. Huzur oldu. Çünkü dört tane isim aktifliği Latife-i Rabbani aktif oluyor. Allah'a seyrediyor. Çünkü hazır olmaktan huzur oldu. Hazır olmadan huzur olmuyor. Mesela demek huzurdur. Huzur hazırın ifadesidir. Nasıl hazır oldu? Dört isim aktif oldu bir anda. Ama andır o tabii. Uzun sürmez böyle. Keşke sürse. Sonra la ilahe var. İlla Allah diyemezsin. La ilahe demeden. İlle. Önce terk vardır, sonra illa Allah var. Eylem yok. Önce terkler vardır. La ilahe mahluk. Yani masva Allah terk var ya. La ilahe mahluk. İlla Allah varlık mıydı? Vücut olması. Vücut. Mahluk ikisini yaşayabilir mi? Mahlukla vücut silmiş. Vacip. Vacip miydi? Vacip. He vacip. Vacip. Vücut. Vücut olacak. Vacip yazmışız abi. Tamam. Vücut. Vücut. Bak anlatacağım şey şimdi. La ilahe illallah halet-i rüyesini anda yaşamaktır. Şu mevcudat mevcudattır. Tamam mı? Mevcudat. Yarık deneyi var. Fizikte. Çifte yarık deneyi. Mesela bir L'ye atıyorlar, elektron atıyorlar. Karşıdaki çizgi belli. Bir gözlemci bakıyor, o değişiyor. Acayip bir şey alemde. Bu alem mevcuttur. Onu, ona bakan, şahit olan kişinin alemindeki o mevcudun aleminde vücut buluyor. Mevcut, vücut, cem-i cemin, vacib-i vücut.
Allah. Mevcudatı anlamlandıran, insanı taşıyan ve o insan taşıdığınıla taşınan. Yani mevcudata bakıp aleminde vücut buluyor. Vücut rengini verme kendine. Adem'e düşersin. Mustakil verme. Özür dilerim de bizim iki hafta önceki çarşamba dersinin bir haleti üzerine zuhur etti. Orada şöyle demiştik, yani sünnet-i seniyi yaşamadığın anda zaten o yaşamalar Adem'e gidiyor. Kesin. Varlık aleminde kalmıyor. Sünnet-i seniyi yaşadığın anda sen, eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam olsaydı orada o şekilde davranırdı. Sen aynadarlığın nispetinle mevcuddaki kişiyi anda burada yaşıyorsun. Hı hı, çok güzel. Evet. Ve o anda sen yoksun. Zaten sen yaşarsan onların hepsi Adem'e gidiyor. Onu yaşarken o yaşamış gibi oluyor, vücut buluyor. Heh, onu yaşarsan, kendi o yaşıyor zaten. Yaşarsan zaten hani sen yaşamıyorsun. Yani mevcut, o yaşıyor. O yaşıyor. İşte şu mevcudat sende anlam bulursa vücut bulur. Bunların cemindeki haletler, yani vücut bulma haletlerine kabuk kavse. Şimdi geliyoruz. Bunu hafızamıza yerleştirmek adına kabuk kavsin ağaca benzetirsek. Tamam. Çekirdeği evvel ismi, bunu meşgul, daha önce meşgul olmuştu. Ağacı hayal ediyoruz. Çekirdeği var. Ağacın kendisi var. Ağacın makinesi var arkası. Ve ağacın meyvesi var. Ağacın çekirdeği evvel ismine, ağacın kendisi zahir ismine, ağacın makinesi batın ismine, ağacın meyvesi ahir ismine. Yani çekirdeği evvel ismin ruha. Ağacın kendisi zahir bedene. Ağacın makinesi batın ismi kalbe. Ağacın makinesi ise ahir ismine dimağa bakıyor. Ağacı cem edersek çekirdek vesaire bir sürü şeyler var. Dal budak bir sürü şeyler var. Onlar da cemül cemdir. Ve alemdeki karşılığı ağaca ustad şeceri şirkat diyor. Sahi. Dört tane ismin hulasasına cemül ceme ismi azam diyor. Buna da Allahu Ehad diyor. İkinci şu adam. 30. lemadaki ism-i azam değil, ism-i azamın altı nurundan beşinci nuru diyor. Bak nur diyor ama biz maalesef ism-i azam zannediyorduk. Hazreti Ali'ye göre ism-i azam, ustada göre değil. Ustada göre isim. İsm-i azamın altı nurundan üçüncü nuru, ikinci nuru, beşinci nuru. Mesela hayat, ism-i azamın altı nurundan beşinci nuru diyor. Ha, o ismin üstad, o dört tane ismin, o altı tane isim var ya, Ferdun, Hayyu, Kayyumun, Hakimun, Adnan, Kuddusun, onların cemül cemidir ki, iki için şu anda Allahu Ehad, tamam deniliyor. Şimdi insanda beden, dimağ, kalp, ruh, cemül cemden ne olur? İnsan olur. Şeceri hilkat, yani bizdeki alemlerin cemi, dört tane ismin hulasası, ism-i azama mazariyetimiz oluyor. Ve insan, insanlık makamına çıktığı andaki şu bütünlüğe ne deniliyor? İnsanın, her insan insan değildir, insan olmaya müsaittir, insanlık makamına çıkacaktır. İnsanın insanlık makamına çıkıp bir, ismi, bak bu, ismi azamına mazar olup, İki, büyük insan olan şeceri hilkatini nümune-i hulasası olan insanla beraber görüp, yani büyük insanla küçük insanı bütünsel beraber görüp, imkan ve vücut ortasına gelip, yani Allah gösterdi ya, bakar bu yaratıldı, sen burası da vacip, imkan ve vücut ortasına bu halette gelip Rabbul Aleminin taayyum ve teşahhusuna enenin o anda devam etmiyor, öncelik sonralık yok, andaki, yani uzun zaman yok, andır. Enenin taayyum ve teşahhusuna enenin andaki şahitliğiydi kabu kafse. Tamam mı? Bunu aldığınızsa sileceğiz. Şimdi değil. O zaman tamam konuşalım. Nasıl bir musun?
Bölmeyelim abi. Başka zaman başlayalım. Ama bu ne olacak? Paraya gir. Silcimeyi bulma. Dinliyoruz abi. Dinliyoruz abi. Cemaat. İmamlar ihtilafa düştü abi. Evet imam. Ya şöyle o zaman şöyle diyeyim. Fazla gitme girmeden tavsili böyle haletimizi değiştirmeden. Çünkü kabuk karsın haletimizi değiştiriyor, mahvediyor. Şöyle bakayım. Kabu kalpsinin sureti var, her şeyin olduğu gibi. Her şeyde suret, kanuniyet, hakikat, manyet. Malum o. Sureti nedir? Kabu kalpsinin hakikati aynı zahir olan alem-i şehadete koymaktır. 27. sözde hakikati aynı zahirde görmek. Hakikati zahirde görmek. Sureti neymiş? Hakikati aynı zahir olan alem-i şehadete koymak. Kabu kalpsin öteleme oraya. Oraya öteleme. Hani Allah kabu kalpsin olur mu? Ya Allah oluyor burada da. Allah seyrediyor da kabu kalpsin Allah'ı seyretmek yok mu yani görmek? Var. Yani neyle yapıyorsun? Allah'ı seyretme makamı işte. Ehl-i sünnet ve cemaat zaten kavredi. Allah gözüküyor. Şimdi o nedir? Hakikati aynı zahire taşımak. Yani görmek diyor usta. Hakikati aynı zahirde görmek. Kabuk arsene hakikat değil. Tamam. Kabuk arsenin kanuniyeti. İnsana bir kuvveyi yerleştirmektir. İnsanda bu var. Tamam. Kabuk arsenin hakikati nedir? İnsanın bir fiil yaşaması kendisi. Çok güzel oldu ya bu şimdi. Kabu kalpsiyenin mahiyeti, insan-ı kübra olan şeceri hilkatin imkan ve vücub ortasına halk edip yaratmaktır. Bunu dedi falan. Şimdi bize taşınalım, buna şahit olalım. Buna şahit olalım. İnsanın enfüsü aleminde kabu kalp senindir. Yani kabu kalp sen aynı şey değil. Mesela bir huzur var, o anda kabu kalp sensin. Şimdi gafur bak, insanın enfüs alemine bu olayı taşıyalım. Konuştum da adeta bu sonucu. İnsanın dimağında kabu kalpse nasıl oluyor? Kalbinde nasıl oluyor? Ruhunda nasıl oluyor? Enesinde nasıl oluyor? İnsan dimağında Adem ve vücut, vücudu yaşamak. Adem ve vücut. İki menzil gibi ya Allah'ın içinde. Adem'le vücut. Bunu tahayyül ve tasavvur yapıyor bunu. Değil mi? Var ediyor, yok ediyor. Kabu kalpsin kalpteki şey nedir? Celal ve cemal tecellisine yaşamak. Çünkü celal cehennem ülkesi. Cehennem de Adem'e çalışıyor. Aynı şey bakın. Celal, vücut, cemal. Celal ülkesi cehennem değil mi? Tamam. Ruhunda kabu kalpsin İmkan ve vücut ortasında ortasına şahit olmak. Yani Allah canibinden kudretin azameti altından Allah canibinden bak kudretin azameti altından imkan yaratılabilir de yaratılmayabilirdi de. Şu mevcudata imkan denilir. Ama yaratılmış. Yaratılmaya muhtaç. Birisi onaylamış vücuda gelmiş. Buna imkan denilir. Dağlar, tepeler, bu alem-i şehadet imkan. Bunlar yokken imkan ve vücub ortasına şahit olmak. Yani Allah canibinden ene noktasından bakmak. Ene var ya ene. Yani imkan, şeceri hilkat, vücub, esma. Orada. Enesinde kabu kalpse nasıl olur? Ene'de taayyün ve teşahhusüne şahit olmaktır. 9. sayfa şu alır.
İyâke nâbudu ve iyâke nesteyn diyebilendi. Bunlar hep abi, Adem vücut. Gidiyor. Demek ki top kemal, kalbi kavsi. Ha, şunu ekleyelim. Harika bir şey. Bu da çok güzel bir söyledin. Kemalat. Celal, cemal, kemal. Cem edersen bunun adı kemalat. Celal, Subhanallah. Şu anlarda söylüyorum. Cehennem alemleri, Adem alemleri değil cehennem. Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah der diyor. Vücut alemleri Elhamdülillah, Elhamdülillah der. Hemen devam ediyor. İnsan aleminde kemal diyor. Onun için Subhanallah var ya tesbihatta. Ya ilk önce şöyle diyelim. Allahu Ekber Allah. Olmaz kardeşim. Anahtarın dişlisi var ya. Anahtarın. E sonu öne koy. Ön tarafını da arkaya koy tümseğini. Sonunda anahtarın tümsek vardı. Anahtarın gelişinde çukur vardı. Çukur sonu al. Olur mu? Olmaz. İlk önce Subhanallah. Niçin? İlk önce celal, terk var. Terk. Sonra eylem var. Terkler celal der, Subhanallah der. Onun için Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Vücut alemlerine gelince Elhamdülillah diyeceksin. Adem'e Elhamdülillah denilir mi? Vücudu yok ki. Niye Elhamdülillah diyeceğim ki? Bir şey görmedim ki, yaşamadım ki. Elhamdülillah diyorsun. Subhanallah, yani Adem'i ve vücudu beraber gören Allahu Ekber, Allahu Ekber deme makamına çıkıyor. Dört ana miraç ağrı bu. Diman, kalbin, ruhun, evet, miracı yani. Evet, buna sahip olan kişinin kemalatı. Buna böyle de denebilir. Artık hulasa bu. Dimağda kabı kavsen, kalpte kabı kavseyi, ruhta kabı kavsen, enede kabı kavsen nasıldır? Kabı kavsen hatırlar mısınız Şeceli Şirkat'te? Şurada o şey... Orada var, çizilmiş abi. Ha, şurada var. Ha, şurada gösterecektim, tamam. Ha. Burası Ahmet, Zat-ı Ahmediye, burası Zat-ı Muhammediye, bu adam gelmiş buraya, burada Ali Beyt-i Mümesili noktasında Zat-ı Muhammediye'de kendini görmüş, Fela-i Mutlak, Geylani'de bahsediyoruz. Hı hı. Ve Sükeytasik 149'da, buraya gelmiş, şöyle yapayım, İrfan görmüyor. Zat-ı Ahmediye'yi Ali Beyt-i Mümesili noktasında kemalatı kazanmış, Zat-ı Muhammediye gelmiş. Burası Fena-i Mutlak ve buradan aşağıya bakıyor. Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim. Dağ benim, tepe benim, dere benim, kadın benim, erkek benim. Her şey benim. Arş, Cebrail benim, Mikail benim. Hepsi aynı. Şuradan baktığı için. Hepsi bu çekirdekten yaratılmış. Burası Kabu Kavsey. Kabu Kavsey. Burası imkan, burası vücut. Ortasında. Burada mazhar olmak. İşte dimağıyla, kalbiyle, nefsiyle, tamam mı? Nefsiyle, yani nefsindeki kabı uygulamadık. Nefsini de yani eylemsel olabilir. Nedir o nefsi? Nefs emmariden, tazikinden, nefs emmari öldürmüyorsun. Yok etmiyorsun, levameye geçiyorsun. Mülhime, mutmaine, raziye, safiye, natika diye. Yani bu mertebeleri de yaşamak kabı kavseyindir. Şurayla alakalı bir şey sorabilir miyim abi? Sor abi. Bu şeyde mesela hani Enes'inde tayin ve taşahusuna şahit olmaktır kısmı hani Enes'le görülüyor ya.
Hani Enes'in de gözüken değil de sıralama şu şekilde yapmış olsaydınız. Nefis, dimağ. Şimdi diyor biliyor musun? Ne yapacaktım biliyor musun? Ha. Allah razı olsun. Şimdi bunu zaten bunun cemi bu yapıyor. Evet. Yani bunu kaydı şöyle. Nefisi buraya koy. Evet. Çünkü aynısı. Orada bir şey diye kata gördün mü? Evet, anladım. Aynısı. Çünkü dört şey var. Orada evet. Melek var. Ondan yani, sonra şey. Yani var. Bunu sileceğim bir daha. Evet, tamam. Yani sen bizi rahatsız ettin silmeye. Şimdi o zaman şurayı silmeyeceğim de bunu yukarıya kaydırayım. Cuma'nın üstüne nefis yazsanız abi. Ha, nefis yazacağım da yer yiyeyim. Benim bildiğim asana dayanılmaz siler o. Tamam siliyorum. Elim diyelim diyecek şimdi tamam. Şuraya. Elim diyor. Ulan yok mu sana sil. Celal da dimağdan mı alacak? Bunu sileceğim. He? Celal da dimağdan mı alacaktı acaba? Abi? Celal... Madem sildiniz sorayım o zaman. He? Celal... Subhanallah demiştiniz ya bu dimağ için. Evet. Adem ve Celal... vücut ve cemal. Aa harika. Doktor. Ama ikisini yaşıyor ya. İkisini de yaşıyor. Dur hele dur. Yok abi, sıfırdan mı yazacağım? Şimdi burayı da sileceğim. Şöyle mi yapsam? Eneği de ayırmamız lazım zaten ona. Bu eneği sileceğiz. Ben de silip, sen silmeden... Bence abi kırmızıları silin, sadece kırmızıların yerini değiştirin, eneği başa çıkartın. Şöyle aşağı doğru yaparsanız okları belki abi. Boş. Neyim bakıyorum? Demek ki Kamur abinin bildiği Hasan abiymiş. Ben diyorum, siz daha tanıyamamışsınız. O zaman nefsinde, dimağında, kalbinde, ruhunda, ruhunda. Şahit olan eni. Harikasınız. Bazen şey oluyor, geçen bir şeyce renk kaç çizdim, 2-3 tane kürüz çıktı içinde. Bu da benim olsun diye. Şey, şahit olan ene diye de bir şekilde not etmek lazım abi belki sanki. Bunu da cem edeyim şöyle. Kemalat ene oluyor o zaman. Yani aslında bu tarafa da yazsa... Yok, kemalatla işi yok artık. O zaman yeşili... Burada artık kemalat yok. Kemalatta ene şahit olmuyor mu abi? O zaman yeşili bu tarafa uzatmanıza gerek yok mu? Yani şahit olunca insanda gözüküyor kemalat. Artık ene başka bir şey ya. Kemalat yok onda. Kemalat insanda. Kemalatı kendisine... Şimdi gömlek bende. Ama şahit olmuyor mu abi? O halde de. O şahit oluyor. Ya o zaman yeşili biraz daha uzatmak lazım gelmiyor mu oraya? Yeşil ne demek? Alttaki yeşil. Kemalat da masa için olsun. Ha şuraya mı? Evet. Şuraya mı? Ene de beni ifade etmek yanlış olur sanki. Öyle. Şunu demek istiyor. Peki. Evet. Doğru söylüyor. Şimdi anladım. Çekeceğim.
Enen'in kabı kavseyni. Enen'in kabı kavseyni olacak. Bir şey sorabilir miyim abi? Peygamber Efendimiz Miraç'a velayetiyle çıkmış, risaletiyle dönmüş değil mi abi? Evet. Diğer peygamberler? Kalben ve ruhen. Kalben ve ruhen. Evet. Geylani velayetiyle çıkmış. Yani tabi risaleti yok ki Geylani'nin. Ama ne yapmış? Velayet yani kalben ve ruhenin toplamı, bütünlüğü velayet mi demek oluyor? Yani şöyle bak, Geylani veraset-i Ahmediye ve Ahl-i Beyt-i Mümessili noktasında ilk önce burada kemalatı şey değil, ilk önce Ahl-i Beyt-i Mümessili diyor, Zat-ı Ahmediye'nin veraseti noktasında risaletini yüklenmiş yani. Peygamberimizin peygamberliğini yüklenmiş. Eğer velayetiyle gitse, velayetiyle gitse, o seviyede o zaman bedenen ve ruhen olur. Biz ne yapıyoruz? Risaletin gölgesi altında kalben ve ruhen gidiliyor. Risalete diyor ki kalben ve ruhen. Cismen ve ruhen sırf peygamberimize mahsus. Diğer peygamberlerde de yok. Çünkü cesedi nuranesi ruhuna tabi olmuş. Cesedi o kadar olmuş ki ona tabi olmuş. Hatta Azrail Aleyhisselam gelince ruhuyla bedeni o kadar eşitmiş ki hangisini alacağını şaşırmış. Allah. Peygamberimiz demiş ki Aleyhisselatü Vesselam bu ruhtur demiş bunu. Hasan abi, Enen'in kabı kavseyni ile ilgili bir tefekkür, bir düşünce mi olmuştu? Çizim yapmıştım. Öyle yapar mısın abi? Gel abi, yer sana yeter mi şu boşu? Göstereyim isterseniz burada Hasan. Yok yok sen... Uygunsa siz... Bakayım. Şu şekilde. Burası çecreyi yıkın. Burası kabı kavse. Kabı kavse. Şu iki çizgi de kabı kavse. Kabı kavse'nin bu şey altındaki başlangıcı. Burası son. Kabı kavse'nin sonu. Tamam. Enel'in kabı kavse'ni diye şey yaptım. Artık kabı şu. Şu şey. Yani kabı kavse'ni bu şekilde. Tamam şu kabı kavse'ni. Arkadaşlar dedi ki öyle. Ben bir göstereyim arkadaşlara. Burayı, şurayı siliyorum. Bak. Vücut alemi, Allah'lık hakikati. Tamam. Şuraya kadar zaten vücut demiştik. Çünkü zat-ı sıfatta vücut var. Ondan sonra buraya ne demiş? Vacib-ül vücut. Şurada, şurası. Vacib-ül vücut. Zat-ı vacib-ül vücut deyince külliyata bunu kastediyor. Bir de yapayım. Ondan sonra doktorun tespitini. Şimdi bak. Arkadaşlar. Burası zat-ı vacibul vücut. Gözüküyor mu? Evet abi. Şuraya vacibul vücut. Niçin? Çünkü burada subutu şey zatı sıfatta vücut var. Zat deyince hiçbir tanesine zat denmiyor burada. Mahiyeti zatiye, şuurat-ı zatiye. Külliyat anlıyor musun? Bak neyi kullanıyor. Buraları konuşurken zat kullanıyor. Buraları konuşurken vacibul vücudu kullanıyor. Yani vacibi vücudun içinde şunat yok mu abi? Yok. Şimdi doktor ne diyor? Bunu şey yaptıktan sonra doktorumuz diyor ki ilginç bir şey diyor. Burayı belli zaten. Bunu siliyorum. Nur-u Muhammed'i. Şurayı da siliyorum. Karmaşık olmasın, sade olsun. Tamam abiler. Şimdi ulema arasında ihtilaf olmuştu. Şöyle yapayım. Kalbi kalbisen bu mu? Bu mu?
İmkan vücut ortasına buraya geldi belli. Kimisi demiş ki, ekseriyeti mutlaka itibariyle, burası, burada fenayı mutlak. Şimdi buna diyor ki doktor, kabu kavseyinin mukaddemesi. Şurası ise kabu kavseyinin müntehası. Neresi? Şurası. Aslında orası değil. Yani ikisi kabu kavseyinin başlangıcı ve müntehası ikisi aynı. Şöyle diyorsun. Şuraya mı diyorsun abi? Yok. Şöyle. Gel abi. Kabu kavseyin yani. Al abi. Şimdi. Kabu kavseyin olarak şurayı belirledik ya biz. Burası kabu kavseyin. Şimdi bunu alıyoruz. Buraya çekiyoruz. Şu. Şu kabu kavseyin. Tamam. Aynı çizgiyi tekrar. Aynı çizgi. Şu. Bu yani. Bunu, şunun şeyi bu. Genişletilmiş hali. Yani kabı kavseyin. Bu da aynısı yani. Şu çizgiyle bu çizgi aynı çizgi. Ne yaptık? Sadece bunu buraya müntehası yani kabı kavseyin mukaddemesi burası. Şurası. Şu kabı kavseyin mukaddemesi burası. Burası da kabı kavseyin müntehası. Aynı bu çizgiyle bu iki çizgi aynı çizgi. Hmm. Öyle tefekkür ediyoruz. Hmm. Bu kabı kavsenin müntehası burası ya. Bu zaten direkt yukarıya bakıyor. Enenin bu enenin kabı kavseni oluyor burası. Enenin kafası evet. Müntehası enenin kabı kavseni. Doğal olarak hani o şu ikinci şeyi söyleyenler kabı kavsen burasıdır diyenlerin tezini de doğrulamış oluyor ama kaydan. Bundan bahsetmiyorum ben ya. Yani bu şu, sadece şundan şunu anlatmaya çalıştım. Hı hı. Şurası mı? Ara ve nur tarafı birisi mana bir nur tarafına bakmak mı? Yok. Kabı kavseyin burası ya. Şu çizgiyi tek aynı çizgiyi buraya aldık abi. Tamam. Yukarılar aşağılar aynı. Bu çizgiyi tekrar bu formata çevirdik. Yani bu aynı çizgi. Bunu genişletip yani bu oyuncu çizgiyi açmış. Açtık yani. Bunun bir başlangıcı ve sonu olacak. Bu kabı kavseyin başlangıcı burası. Müntehası da burası. Ha müntehası işte bu enenin kabı kavseyini. Zaten ne yaptı yani, biliyor musun? Şurası zorluk yani. Şey de zorluk şuradan çekiliyor. Bu çizgileri... Biz doktorum dur. Kaybettim. Böyle yaptık ya. Aslında kabı kavsen iki yayın ucu. Evet. Bir ucu bir ucu. Burası işte alem. Yani oku yayı çekiyoruz ya. Ya. Yayın bir ucuyla bir ucu. Yani o zaman bu şeyi yata yaparsak buna uyuyor. Şu çizginin başı mukaddemesi şu nihayeti oluyor. Yok yatay olarak düşündüm onu ben. Şu kabı kavseyinin tek çizgi. Bu çizginin aynısı bu şu ikisi. Yani sen şöyle yaptın bak. Şöyle indirsem zaten bu olacak abi. Bak bunu indirseniz. Kıvırırsak bunu. İki, yani şu tek çizgiden iki çizgi yaptık sadece. Neden iki çizgi yaptık? Neden iki çizgi yaptık? Çünkü şu tek çizgiyi iki çizgi yapmamın sebebi burası başlangıcı, burası müntehası. Yani burası mukaddemesi, burası müntehası. Kabı kavseyinin. Müntehası o şey müntehası olunca ne oluyor? Enenin kabı kavseyini oluyor bu. Burası yani, enenin yani. Yayın iki ucu var ya iki ucu. Kabı kavsen zaten bu. Kavsen iki kavisin ortası ya. Yani mesela olmasa şu akılları karıştırıyor şimdi. Aslında şu ikisi aynı şu çizgi. Yani bu çizginin şu ikisi kısacası şu. Açılımı. Ha şu işte. Yok burayla şöyle alakası yok. Şu. Ha evet. Cemil bak. Burası nihayeti, müntehası. Bu mukaddemesi işte. Bu çizgi yanlaştı buraya. Ha, işte aynen öyle. Ondan sonra zaten çıkabilir. Kavisleri de dikey olacak gibi o zaman şöyle. Şöyle olacak. Dikey olacak. O zaman olursa öyle olur. Peki bir de noktayı nazardır işte. Hayırlısı. Yani tamam. İlginç oldu. Muntahası
Ben şöyle dediğini şöyle anlamıştım. O zaman burayı siliyoruz. Günahlar da böyle temiz oluyor biliyor musun? Ama temizlendi değil mi? Aslında abi ayette çok net belli ediyor. Diyor ki peygambere olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Şimdi daha az olabilmesi için o iki yayın tam birleşme noktası çok az düş. Evet. O olması evet. En azı. Doktor birleştirdi ya. Evet. Peki. Hasan abi bir şey anlamadınız galiba da. Bir şey çizdim. Çiz. Bir saniye. Öteki taraf. Ha. Şimdi şu yay ya abi. Hı. Şu yay. Bir de şurada var. Şöyle düşünün. Bu aslında böyle. Yani şöyle düşünün. Boru bu. Boru düşünün. Bu tarafı. Bu uzak. İleri kısmı. Burası da buraya baktı. Aslında şöyle yarım bir de böyle. Aslında bütün. Biz şu an kesitini konuşuluyor. Anladınız mı? Hı hı. Sen anladın mı? Ben anladım. Anladınsa bize rahat anlatırdın. Evet. Bak, biz abi, anlamıyorsak anlamadınsa. Abi bak. Şöyle söyleyeyim. Yani nasıl bunu niye anlatıyorsun? Şimdi doktor bir, bir yarım var. Merak ettim ben. Bir de ucu var onun. Onun tamamlanmış kısmı. Mesela üç boyutu teke indiriyorsun. Ya bir bina düşünün. Haritası var üzerinde. Şimdi üç boyut bu. Şimdi abi bakın bir daha çiziyorum. Çiz tamam. Şimdi bu uzakta olduğu için küçük. Bu yakında. Bunu çek. Buna eşitle. Buna eşitle. Yani şöyle. Şöyle. Bu küçük. Bu büyük. Bunu eşitle. Düze geldi. İki yay birleşti ya. İki yay. Uzaktaki yay buradaki yay. Uzakta İki hani yay birleşti. Uzağı nereyi kastediyorsun? Uzak o. Cenab-ı Hak. Uzak o. He. Buradaki yay bu. Biz deyim artık. Nasıl söyleyeyim? Tamam tamam. He. Şimdi uzak boyut var orada. Zaman mekan gitti. Her şey gitti. Tamam. İki yay birleşti. İki yay birleşti, bütün oldu. Şey, anladınız mı? Bir elif yaptı, bir elif yaptı, iki nun yaptı meselesi var ya. Boyutu düşürdük kesite, bir harita çiziyorlar ya. İlk önce yerde düz bir çizgi. Yani şu, şu çizgi var ya şu. Şunla. Yaklaştı, teke indi. Aynen bak. Sanki şöyle boru tamamlandı gibi. Bir orada yay var, aynen öyle. Biz aslında borunun iki ucunu konuşuyoruz. Şimdi bir orada yay var, ters, düşünüyoruz ya böyle. Bir de burada var. Bu geldi, birleşti. İki yay birleşti, bütüne geldi. Bütün oldu, orayla burası aynı oldu. Doktorumun söylediği o. Ben sadece kabı kavsen için. Aynı. Mesela sizin bir oyuncağınız vardı ya abi. Bir boru vardı. Şey, helezyon. Onu böyle içini çekip içten geçirince dışarı çıkan bütünüyordu. Şu olabilir o zaman bak. Şu var ya şurası. Bak. Şu. Şu. Bak şurası. Şöyle olacak o zaman. Bak şu abi şu. Ben bir yapayım mı? Şunu kastediyorsunuz bak. Var mı lan? Sen çizgi olan çekmezsin. Şey. Bu çizgi değil. Şu çizgi değil. Anladın mı? Üstteki çizgi de nasıl diyor? Aslında. Yani sen kabuk olsan aklını şimdi şey o zaman şunlar şöyle olacak. Tekeleri ters tutma. Sen söyle. Şunlar da böyle olacak diyorsun. Üşenmeden yapıyorum arkadaşlar. Acaba bir zenginlik olur mu? Çok güzel. Bize. Bak şöyle olacak. Şunu da böyle yapayım. Şimdi olmayacağını bir görmemiz lazım. Çünkü niye? Çünkü kapsar
Olur mu olmaz mı size bırakacağım. Şu şöyle gidiyor. Güzel denim çizeyim ki anlaşılsın. Boru işte, ne işte böyle? Ama o zaman şimdi bu, dur. Şimdi, tabii. Tamam, şunu da yazayım. Hayır, güzel. Hepsi el yazıyor. Evet, hocam. Çiçek. Bunu açtığınızda... İşte, her gün sana bir para şey yok. Şimdi, bu... Buraya geldi. Heh, bir üstü olacak. Burası kabuk hapsi. Şu ne oldu? Şöyleydi. Böyleydi. İkisi birleşti. Bu böyle. Bu da böyle dalga. O zaman aşağı şey diyor, çatı diyor. Göz çıktı. Yani böyle bir şey çıktı. Şunu da sileyim de anlaşılsın. Yani Nur Muhammed'i de koydun mu şuraya? Ortasına. Hüseyin Ev Erna. O da Münteha. Ha aynen. Buraya kadar. Hasan abi. Buraya kadar gidiyor. Fikret-i Beyza'da Süveyda-i Kalp olmazsa diyor. Zulmettedir diyor ya. Ona doğuyor. Aynen böyle. Tamam. Şimdi bu, bence şimdi bunda, burası tamam abi. Bunun üzerine görmemiz lazım. Bak buranın üstü. Yani bizim meçhul diye dediğimiz şey. Şöyle oldu o zaman. Sen ona bir şey verdin. Aynen. Şunlar. Allah babam. Yasin abi bir de Yasin abi. Yasin bir açıklama yapsın. Tamam tamam. Yasin abi de güzel. Şey, tamam. Ben bunu bir yapayım da ondan sonra bırakacağım. Elazığ'ın iki ayda işi kolaylaştırdı. Hmm, aşırı meydana yıkılıyor. Aynen. Onu yapayım. Çok. Tamam. Ne yapayım da? Ben böyle yapayım. Öf. Hadi Şuraya kabuk kalsın. Şu noktalara. Ondan sonra Yasin'e bırakayım. Kalsın iki ucu. Aynen ya. Tamam bu şekilde. Biz de buna bakacağız. Kabuk kalsın. Yasin gel abi. Sen aynı şekilde. Sen de bu şöyle diyor. Üstteki aynı şey. Onu söyle. Şimdi abi bismillah. Şimdi bizim şuraya yazayım. Şimdi şöyle bir şeklimiz var ya. Yani bizim şunu diyeyim tabi. Al bir silgi al. Silgiyanı da hemen orada. Sil doğrusunu yap. Tabi değiyor deme, yap. Tamam abi. Şimdi biz buna meçhul diyorduk. Tamam yazma, meçhul yaz. Meçhul. Peygamber Efendimizin miracındaki kabuk kalpsenden bahsettiği nokta abi. Yüz çiz. Burası. Bu kabuk kalpse. Böyle yaptığı işi. Şeyin çıktıkları ise yani diğer çıkanlar ise şu kabuk kalpse. Kabuk kalpseyine ev etna biri de müntaha mı oluyor? Nasıl oldu? Hep müntaha. Müntaha da diyor. Değil mi? Tersa. Alt taraf. Tersa. Aşağısı. Yani o kabuk kaysen hakkında ne konuşuyorsak aslında biraz meçhulün içinden konuşuyoruz gibi geliyor aslında. Biraz değil, komple.
Helezyonik yayda toplamı mı oluyor? Şuraya böyle kırmızıyla yapsak ilgiyi daha çok çeker. Abi alayım dur, şurayı bir yapayım. Şöyle net. Evet, seni dinliyorum abi. Doktor. İlk başta yaratıldığında, yani ilk yaratıldığında vardı. Yani mecul ilk baştaki şecere-i hikatte evet mecul var. Ama artık sistem çalıştığı için artık mecul, yani mecul'ü tabiri caizse geride bıraktık. Kabı kavseyine doğru gidiyoruz. Artık kabı kavseyden sonra bir daha mecul yok. Diyebilir miyiz? Hani doğru. Yani. Hani sizin karpuzda bir geliş istikameti var, bir de gidiş istikameti var ya. Hani evet, yok. Gidiş istikametinde, gidişte evet, artık mecul değil. Yani kabı kavsey artık, hani şu kabı kavseyinden bahsederken tekrar arada mecul'ü göstermemize gerek yok. Doğrudur. Yani doğru. Şöyleydi o. Yani mecul'ün etrafını çeviren şöyle bir şeydi. Sileyim şuraları. Şöyle hatırlarsanız, onun kesitiydi zaten bu. Bu. Alemin şehadet. Aslı böyledir. Bu kesittir. Yani bu karpuzun kesiti. İlk yaptığınız şeyler. Evet. İlk ve yaptığınız. Aynı öyledir. Şimdi bu geliş. Bu gidiş. Mesela buna şu mahiyet-i zatiye şuunat-ı zatiye diye şurası rububiyet yönü. O alem-i şehadet yerine mahiyet-i zatiye diyemez miyiz abi? O yok, içinde de o değil. Her şeyi kuşatan, hep mesela buz gibi gözüküyor ama zahirde asla buzu kuşatan sudur. İşte her, ama işte her şey ondan çıkıyor ya, bu sefer en orta merkeze biz mahiyet-i zatiyeyi yerleştirirsek. Hayır, her şey ondan çıkıyor olursa eskide mahiyet-i zatiye yerleştirilmez. Her şey ondan çıkıyorsa bütünü mahiyet-i zatiye olacak, sen ondan çıkacak. Mesela şuna koyayım şimdi. Bak koyayım şimdi. Anlaşılır bak. Şuraya. Bak. Bak alemi erva. Bunun karşılığı, dönüşü nedir biliyor musun? Mesela biz nerede geliyoruz? Alem-i ervahtan. Ölünce nereye gidiyoruz? Daire-i ervah. Ervah. Alem-i misalden geliyoruz. Misal. Daire-i misale gidiyoruz. Veya başka yerde lef-i misal ediyoruz. Peki, bu aşağıdaydı ama şey söyleyeyim. Lef-i mahfuzdan geliyoruz. Biz daire ilime gidiyoruz, onun daireleri. Lef-i mahfuza 16. lemada nadiren insan çıkar, lef-i ezeli. Daire ilime gidiyoruz. Arş, tamam arş. Geldik,
Biz nereye gidiyoruz? Daire-i hayata gidiyoruz. Alem-i misalden geldik, lef-i misaliye gidiyoruz. Alem-i ervahtan gidiyoruz, daire-i ruha gidiyoruz. Yani bu kesidi şurayı aldık, şurada yaptık. Aslında bir bütündür. Ha, bir bütündür. O yansıtıcı olsaydı Zeytinburnu dershanemiz Yükür Nasar'ı da şimdi gösterirdi. O yuvarlak var ya şeyde Nur dersinde. Odur. Yani geldiğimiz yola gitmiyoruz. Bu kuşatıcı Allah'ın nuru semavatı olan Allah'ın nuru her tarafı kuşatmıştır. Eğer buraya alem-i şehadet dersen, buraya merkez koysan, alem-i şehadet, alem-i gaybi kuşatmış olur. Hayır. Alem-i şehadet, her tarafımız kuşatılmış bizim. Alem-i şehadet, buraya şey koyar, oradan fırlar gider. Bu fırlamasını bunlar müsaade etmiyor. Bu dersimiz, bak şurası şudur. Şu kesiti aldık. Onlar. Onun o zaman ne oldu? Doktor ne dedi? Yok. Doktor dedi ki, şu dedi, bir tanesi böyle, bir tanesi böyle. E şöyle de olur diyor, geçiştirir diyor, bunu yukarıya çıkar, ötekisinden bunu çıkar. Birbirine geçişli olur. Geçişli olur. Ama ona da ihtiyaç olmaz böyle olunca. Çünkü niye? Daire tamamlandı. Bu geliş şu. Şu da gidiş. Mesela buraya rububiyet deniliyor. Şuraya uluhiyet deniliyor. Çok ilginçtir abi. Fizikte de bir kutu. Her şey küre olma eğilimindedir. Her şey. Orada her şey. Doğada, tabiatta, varlıkta, realitede, nefs-i lemirde hiçbir şeyi köşeli göremezsiniz. Evet. Kur'an harflerinde de köşe yoktur. Dayı, suat. Mesela ağacın dalı ne kadar şey de yapsa kavistedir. Evet. Elipstir. Kur'an harflerinde böyle T gibi göremezsiniz. L göremezsiniz böyle. Tamam. Doğada hiçbir şey net köşeli yoktur. Hepsi elipstir. Şimdi burası rububiyet ediyor. Mukabele eden uluhiyet. O zaman temiz şey yapması için, tazelenmesi için haftaya başlamadan şunu bir yapalım tahtaya. Şu şekil biraz Nur Muhammed yazdınız ya abi. O şu şekil üzerinden biraz bir şeyler yapabilir miyiz? Kavisen bahsettiğiniz orta bir şekli var ya. Yani o Nur Muhammed'i merkeze alıp diğerlerine... Bu kesit. O kesit şey. Şu ayrı gibi abi. Ne oldu biliyor musun? Şunu birleştir. Sık 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 sık. Şuradaki o yuvarlığa doğru gidiyor. Sıkışıyor şurada. Ya da çekin abi iki ucundan. İçi gere, içteki orası. Aslı budur. Şimdi burada bu şey yapsın. Hafta isterseniz bu kesidi ben bir çizeyim. Siz gelmeden. Ondan sonra bu ana temaları koyarak ikisini birden geliş gidişi görelim. Tamam. Şimdi ezan da okundu. Şu sayfayı şu an okuduğumuzu okuyup keselim. Abi biz o zaman Miraç, ben biraz koptum herhalde ya. Şunu söylemek istiyorum. Bizim o zaman Miraç'ımız nasıl oluyor? Biz Miraç'a nereden nereye gidiyoruz abi? O zaman hiçbir yere gittiğimiz yok ki. İçine doğru gidiyor. Hiçbir yere gitmiyorsun işte. O zaman. Sen zaten olduğun yerdesin. Ha. Miraç, Kabuk Aysen nerede burası abi? Bir Miraç, bir Resulullah için ne diyor biliyor musun? Anda oradaydı. Yatağı daha sıcaktı diyor. E tamam işte çıkmamış. Ama çıkmıştı. Çünkü bedenen gitti diyor. Arşa kadar gitti. Arşa neyi bıraktı? Gözü kulağı bıraktı. Ya bedenen gitti. Gözü kulağı bıraktıysa orada neyle gördü?
Allah. Yani o burada öyle etik. Miraç dersi var ya bizim, Miraç. Fiziksel boyutunda o derste anlatılıyor bunlar. Şimdi ben burayı bir bitireyim.